Tamam. Merhaba arkadaşlar, bugün yemek videomda sizlere arpa şehriye çorbası yapacağım. Malzemelerimize geçelim. Nanemiz var. Toz biberimiz var. Pul biberimiz var. Burada bir bardağı arpa şehriyemiz var. Salsamız var, domates salsası tercih ediyoruz. Ve biz bu tenceremizin dibini dolduracak kadar yağ koyduk içine. Siz göremiyorsunuz ama. Ve yarım kettle dolusu su kullanacağız. Evet, iki tane de knor, tavuk bulyon var. Et bulyon da kullanabilirsiniz. Evet, suyumuz da ısınmış zaten. Suyumuzu da alayım ben buradan. Önce yarım kettle dolusu. Tamam. Evet arkadaşlar, yarım kettle dolusu suyumuzu döktüm. İçine şimdi... Şunları dök. Şunu da kaynatmak zorunda koyacağım. Öylece pul biberimizi döküyorum. Çok acı olmasını istemediğimiz için artık hava yersin. Bu biber tam. Birazcık tatlı. Tatlı biber. Çok tatlı benim. Çok orta acı. Orta acı. Çok tatlı. Yeterli. Gördüğünüz gibi değişik bir görüntü oluşturdu. Nanemiz de burada. Biz naneyi çok seviyoruz. Ben bol bol nane koyacağım. Şuradan kapım. Nane değil. Tat tat tat. Arkadaşlar, tamam. Annemden bildirimler geliyor. Kat kat, o daha az diyor. Tamam. Siz duyuyorsunuz bu sesini. O beni şu an kameraya çekiyor. Salsamı bakıyorsun. Kaç kişi oldu? Birazcık. Salsamı. Ah, kuruya çıkıyormuş. Şimdi ne mi? Şu. Şu bana alalım. Salsamız var. Anlatın. Bu kadar bir yemek kaşığı. Oh, sıcattık. Birazcık. Bunları güzel kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da içine kaşığımızı atacağız. Şimdi hocam. Tavuk bulyonu at, tuzlar at. Canımızı koyayım, daha fazla ağırlaşmadan. İçine adet tavuk bulyonumuz. Evet. Ve tamam. Tuzumuz var. Ben birazcık ezmek istiyorum tavuk bulyonu. Şimdi zor eriyor. Yok ya, eriyor. Yumuşak ya. Zaten ezmiş. Tuzla göz kararı. Bence yeter. Çok fazla atmayalım çünkü oruç oruç bilmiyoruz ne kadar attığımızı. Sonra bakıyoruz ki çok istiyorum. Ocağımızın altını orta ağırlığa ateşte açtık. Ben karıştırıyorum böyle. Biraz çok hoş. Kaynattıktan sonra arpa şehriyemizi döpeceğiz. Şimdilik videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzu kapattık. Evet arkadaşlar, daha kaynamadı ama ben size göstermek için videomu açtım. Bakın.
Kıvam birazcık kameradan kırmızı değil mi gibi gözükebilir ama şu an kıpkırmızı. Böyle göstermeye fazla. Biraz üstten tutarsam gözükür. Yani kıpkırmızı gördüğünüz gibi. Kaynayacak. Ben telefonu kamerasını durdurunca telefon kapandığı için şu an kamerayı durdurmuyorum. Bu videom diğer videolarımdan uzun olabilir. Bu tebetine bakın şuradan çıkarsam. Galiba kırmızı gözüküyor bakın. Göreceğiz gibi. Şu an kırmızı gözüküyor. Evet şöyle uzaklaşınca görüyorsunuz arkadaşlar. Kaynayacak. İşte kamerayı biraz daha uzaktan tutayım. Gözüküyor o zaman. Şöyle evet. Böyle bakın köpürmeye de falan başladı. Birazdan da fokurdar. Evet fokurdamaya başladı arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz. Şimdi arpa şehriyemizi dökeceğim. Altını kapattım. Elime koluma sıçramaması için. Döktüm arpa şehriyemizi. Bir su bardağı. Arpa şehriyemizi döktüm. Karıştıracağım. Evet. Ocağımızın altını yine orta ağırlı ateşte açtık. Şimdi kıstım. Evet, şimdi ocağımızın altını iyice kıstık yani. Ve kendi halinde pişiyor. Kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Kendi halinde pişiyor. Evet. Biraz kendi halinde pişmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çorbamızı pişerken ben de sizlere Hindistan cevizini sarelle yapacağım. Evet şimdi malzemelerimi hazırlayacağım. Bu yüzden kapatıyorum videomu. Evet arkadaşlar neredeyse malzemelerim hazır. Sadece tabak alacağım ve bir tane de kaşık almam lazım. Şurada var mı kaşık? Bir dakika tabağımı da buraya koyayım. Tamam makinemizden kaşık alıyorum. Evet arkadaşlar. Hindistan cevizi sarelle yapacağız. Öncelikle sarellemizi koyacağım. Şöyle bir dakika. Şimdi hemen sarellemizi. Sadece sarelle ve Hindistan cevizini koyacağım. Biraz kamera kayabilir. Kusura bakmayınız. Çünkü böyle bir kaşık yetmez. Bana yani yetmiyor. 2 kaşık falan koyacağım ben. Bir dakika arkadaşlar. Hemen koyuyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı koydum arkadaşlar sarayelimi. Şimdi Hindistan cevizimi de koyacağım. Bir dakika. Hemen Hindistan cevizimi de koyuyorum. Biraz az kalmış galiba. Az koymayın arkadaşlar. Hindistan cevizini hiç kaçınmayın bence. Düşünüyorum bakalım. Ya dökülmüyor bizim Hindistan cevizi. Yeterli. Birazcık fazla olmadı arkadaşlar. Hayır. Ben bunu karıştıracağım. O yüzden bu arada annem tutacak kamerayı. Benim iki elimle karıştırmam lazım. Bakın. Zor karıştırılıyor. Birazcık zor karışabilir arkadaşlar. Sorun değil. Böyle karıştırırsanız daha kolay karışır. Şu an bir kapı tüpüyle çarpıyor arkadaşlar. Taraf da açık olduğu için. Ben size sesler geliyor olabilir. Bu bile bence az arkadaşlar. Biraz sen gelirsin. Şimdi ben belli olmasını istiyorum. Koyacağım ama dökülmüyor. Bakalım bu kadar daha Hindistan cevizi koyacağım. Şimdi Hindistan cevizinin bayağı bir belli olmasını istiyorum. Seviyorum yani.
sevgili çikolataları. Siz sıkıldıysanız artık normal sarayla birazcık değişik sarayla olsun diyorsunuz. Elinizde deneyebilirsiniz. Bakın gayet neredeyse belli oldu. Hemen göstereceğim size de. Bakın neredeyse belli oldu. Tamam, bunu biraz daha katabilirim. Çünkü ben içinde misal yerini çok seviyorum. Dibinde kalanı da katıyorum. Arkadaşlar, tavan uzunluğu zaten üstten gerisinize kattık. Tavan uzunluğundan. Sonra karıştırmak için ben böyle karıştırıyorum. Bakın. Böyle bir kıvamı oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir süre dolabımızda dolduracağız. Ardındaki görüntüsünü size göstereceğim. Koydum arkadaşlar. Şimdi elimi yıkayıp hemen kamerayı yazıyorum. Ve size çorbalıkların yıkılama geldiğini göstereceğim. Evet arkadaşlar, alıyorum şu an kamerayı. Annem buzdolabını örttük. Bayağı kapağımız metal olduğu için ısınmış. O yüzden elimiz değmiyor. Bir bakın böyle kıpkırmızı olmuş gibi. Ay, gerçekten çok hoş gözükmüyor mu arkadaşlar? Bence çok hoş gözüküyor. Gerçekten. Umarım sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Telefon kapandığı için benim videoyu böyle çekmem gerekiyor. Yoksa ben de sizi sıkmak istemiyorum ama. Sileyim şöyle bir uzaktan. Bakın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altını iyice kıstık biz. Karıştırdım. Bu kadar yeterli karıştırmam. Kafamızı geri açabiliriz ama hala sıcak. Ben o yüzden yine hemen bir bez alıyorum. Bezle. Cam kapağı çünkü çok sıcak. Metal olduğu için. Çok ısınmış. Koydum. Evet arkadaşlar. Sarayımızda dolaba koydum. Sarayımızın tarifini bir kez daha veriyorum. İstediğiniz kadar sarayını, istediğiniz kadar hindistan cevizi koyuyorsunuz arkadaşlar ve karıştırıyorsunuz. Sarayımızın kapağını kapattım. Şu kalan kamera benim elimde. Birazcık durduracağım arkadaşlar kamerayı. İnşallah telefonum kapanmaz. Durduracağım şimdi. Son kez tutacağım arkadaşlar. Şimdi daha fazla eğer sıkıyorsanız daha fazla sıkılmanızı istemem. Evet arkadaşlar, daha çorbamızın pişmesi lazım. Ben de o sırada size böyle evden bazı yerleri göstereceğim. Mesela burada benim çok tatlı, çok kocaman bir çiçeğim var. Bakın böyle sabahları çiçek açıyor. Çamları da böyle soluyor arkadaşlar. Çok tatlı benim çiçeğim. Çok seviyorum ben. Burada bir tane pembe var. Çok tatlı. Daha çorbamızın pişmesine var. Sarayımızın da olmasına var arkadaşlar. Ben bu çiçeğin bu özelliğini çok seviyorum. Bakın şimdi size göstereceğim. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yaprakları gerçekten sahte çiçek gibi ama Çiçeğim gerçek yani. Bakın şunu ekran görüntüsü olarak alabilirim. Çok güzel. Evet arkadaşlar, ben size sıkılmamız için kapatınca telefonum kapandığı için böyle bir etrafı gösteriyorum. Hem de yaşadığım yeri de öğrenmiş olursunuz. Bakın böyle bir evimizin hemen yanı başında böyle bir tarla var arkadaşlar. Şu an tarladaki şeyler bayağı büyüdü, otlar. Yani evet arkadaşlar, bu sayede yaşadığım yeri de öğrenmiş oldunuz.
Bizim böyle buzdolabımız da çok sisli bir buzdolabımız da var. Bakın böyle bir kilit var burada. Sonra burada bir tane büyük var. Sonra burada bir anahtarlık var. Annem almıştım bunu. Bakın burada bir tane bir şey var. Çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bugün şu an çok güzel çıkıyor kamerada. Bayıldım. Evet arkadaşlar, çorbanıza bir kez daha bakalım. İnşallah olmaya başlamıştır çünkü videom çok uzun oldu. Evet arkadaşlar. Daha olması lazım çorbamızın ama videom şu an 15 dakikayı geçti arkadaşlar. Bu yüzden ben telefonu kapatıyorum arkadaşlar. Videomu kapatıyorum arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar, videom 15 dakika geçtiği için ben şu an videomu kapatıyorum. Çorbamız piştikten sonra ve Hindistan cevizi sarelimiz olduktan sonra ikinci video olarak onları sunacağım. Evet arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.